bir önceki sürede delikanlılar attı. Sen hangi delikanlının babasın? Aygün'ün. Aygün. O iki vurdu. Bir 12'si var. Evet. Yeter zaten. Ya, sen ne yapacaksın? Vallahi ya kısmet benim. İddialıyım. Ya günün ata demiş ya kısmet demiş. Senin önünde tüfek var. Arpacığa bakacaksın. Namludan bakacaksın. Vuracaksın. Nasıl ya kısmet? Yani şimdi vururum derim tutar uğramayız mazik düşmeyelim. Yani bir tüm alakası. Kıvırmak payı kalsın da ya. Valla apa bir 12 atman lazım bu çocuk yoksa ömür boyu yer senin kafana. Kaç attı baba kursuna dedikçe konuşturur seni. Vurmaya çalışacağım Süleyman abi. Yani vuracağım da. İnşallah rahat gelsin. Evet İsmail. Ne diyeyim ustam? Sen kimin babasısın? Sinan Saygın'ım. Kaç attı? 5 attı, 5 vurdu. Benim 6 vurma şansım yok. O zaman mecbur 12'den vuracağım. Daha fazla çalışsın. Var mıymış? Herhalde. Herhalde bakalım. Rast gelsin. Arkandayız. Seyredeceğiz. Hadi rast gele bakalım. Problem bir de 12. Apadan yoğun bir yoğun iki bir tane ben. Apa bu kötü. Bu da fena, bu da fena. Evet, Abdullah gel bakalım. Nasıl gitti? Vallahi gitti. İlk üç atı çok iyiydi apa. Evet. Benim dördüncü çıktı gitti. Evet, dördüncü beşinci. Acele ettim. Fena gitti yanı içinde ama. Acele ettim biraz. Bakalım bir. Evet. Bakalım karşım buradan. Evet. Nasıl gitti? Valla hedefi çekebiliyorsa yerde. Bilmiyorum güzel. Sen galiba 8-10 tane mi attın? Ne yaptın? Herkesin bir tane hala da atarsın falan. Ne yapalım hocam? Hadi, hadi bakacağız şimdi oraya. Yürüyün bakalım. Evet sevgili yaban dostları. Birinci atı Japo'ydu. Dün beraberdik. Büyük kavunda. Dün atışları fena değildi ama. Bugün bakacağız artık. Evet apa geldik kadar tahtasının başına. Hoca da burada. He burada da iyi. Hoca anlat bakalım. Valla fena değil yani bakıyoruz şimdi. İki tane 12'si var. Pardon bu iki tane değil mi? Evet o iki tane. 2002-3. Büyük başarı. Evet. Yani çok ender rastlanmıyorlar. Üç tane 12'miz var. Şunu ne sayalım? 11 o. Çizgiyi kapmış içeriye hocam. Kapmış mı? Peki hadi. Tamam 11 olsun. 1, 2, 3. Hocam kaç tane saydın? 6 tane saydın. Evet. Bu o zaman bu bir tane. Bir tane 10 var. Şu bir var. Kapalı mı? Bu açık, bu açık, şu açık, 2, 2, 3, 4, 5. Tamam. 1, 2 tane 12 o zaman. Evet. 2, 12. 2, 12. 2 tane var. 3 tane. 3 tane. Evet, ne diyorsun abi? Ama bak şurada, şurada bir şey var, kimse aldanmasın bak. Bak burada bant yok yalnız, bu aldı, istene bu. Yok, bak burada aynı da bak, aynısı burada da o zaman iki tane on var. Bak o zaman burada da iki tane on var. Kursun dönmüyor. Kursun dönmüş, evet. Yani, bu senelerdir bu atışlarda genelde yarışmacılarla bu polemiğe giriyoruz. İlk beş atışlarda da bunu çok sık görüyoruz. Genelde bu tek vuruş. Evet. Tek vuruş. Tek vuruş. Yani 2 12 3 tane 10. 3 tane 10. Şey pardon 2 12 1 11 2 tane 10. Evet. Evet. Güzel. Tebrik ediyorum arkadaşım. Tebrik ediyorum. Hakikaten iyiymişsin. Bravo. Evet İsmail, geldik kadar tahtasının başına. Ne var bakalım? Biz burada yazılı. Bakacağız şimdi hocam. Bakacağız. Hayır, hoca da burada. Anlat bakalım hoca. Valla İsmail ile Mustafa beraber avlandıkları için atışları da aşağı yukarı birbirine denk geliyor. Bakıyoruz bir, iki tane. Yo, Mustafa'ymış. İki tane 11'i var arkadaşımızın. Hatta üç tane değil mi? Bunu 11 sayalım. Evet. Bir, iki, üç tane 11'imiz var. Bakıyoruz. Bir, iki, nasıl oldu? Nasıl oldu bu 9 tane çıktı? Deliği kapatmamışız. Olmaz tekrar bu. Evet. Tekrar bu olmaz. Değil mi? Olmaz değil mi hocam? Bir dakika yan taraftan da atılmış olabilir. Ama o onu ilgilendirmez ki. Sen bunun hangisini kim sayacak peki? Onu söylüyorum. Onu ilgilendirmez. O zaman bunu iptal edelim tekrar atacağız. Tekrar tek başına 2 dakika hemen at tekrar alalım. Boyunun ölçüsünü al. Hadi bakalım. Yerlerini bir bakalım tespit edelim mi? Hadi. Hadi tespit edelim. Thank you.
İnşallah geçer. Hiç olmasa arkadaşım geçsin. Başkası geçmesin. İnşallah. Hadi bakalım. Sen ne diyorsun? Ümit var mı? Var hocam. Hayırlısı olsun. Hadi bir bakalım. Hadi bakalım. Evet hocam. Nedir İsmail'in skoru? İsmail aşağı yukarı aynı. 3-11. 1-11-9'u var. Olsun ama istiklal. Hiç olmazsa tabelada. Yani şurası bir 9 olarak düşünsen. İsmail işi götürülmüş. Biraz geniş domuz olacak ama. Geniş domuz olacak. Biraz geniş yandan olacak sana. Ortadan kalan vura, ortadan vura. Sana yandan olacak İsmail geniş evet. Büyük büyük bir domuz. Evet. Biz hadi ellerine sağlık bakalım. Güzel, bravo. Teşekkür ederim. 5-10-11 atan Almanca abimizle birlikte. Evet hocam, 5-11 iş yapmayacak galiba. 5-11 ben de yani ikinci belki olabiliriz. Olabilir. Evet. Çünkü bir 56 var. Bir 56 varmış, sonra duyduğuna göre bizim de 55 oluyor. Belki ikinci veya üçüncü olabiliriz bu sene. Olursun, evet. Olan olursun. İnşallah. Evet. Olursun. Teşekkür ederim. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Evet arkadaşım, nasıl gidiyor müsabaka? Bakalım nasıl? Tam fena değil, güzel. Geçen yıllara göre biraz az ama harika. Atışlar güzel gidiyor. Tek kurşun bitmek üzere. Bitti sayılır. Şimdi tarafa başlıyoruz. Bu bence katılımın bu kadar az olmasındaki sebep sanıyorum ki avın içinde açıldığından dolayı birçok insan avak alıyor. Şimdi tam av sezonun içerisinde olmamız ve Ramazan'dan sonra cemiyetlerin bir an üst üste gelmesinden dolayı katılımın az olması kesinlikle ondan. Evet. Ama gene de güzel. Gene de güzel. İşimiz dostumuz hepsi burada da. Avcı dostlarımız çok çok iyi yani. Bundan hepsi can sağlığı. Bu durumda bu ayda bu kadar. Ustam. Tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Arkadaşım, ellerine sağlık. Tebrik ederim. Seni bir tanıyalım. Türkiye'de Osman Bey, hayır. Sayak derneğimizin üyesi olarak buradayız. Geldik, yarışmalara katıldık. Eğleniyoruz. Biraz da. Ama attığın skor biraz üst düzey. Evet hocam, hakem. Söyle bakalım şu skoru. Şimdi Osman arkadaşımızın 5-12'si var. Gayet güzel bir skor. Ama ben şuna bağlıyorum. Osman yenicik yaşıyor. Ve Osman sık sık domuz avına gidiyor tabii. Yani bunun büyük etkisi var. Genelde tek kurşun kullanırlar. Bu da tabii büyük olumlu etki yapıyor. Tebrik ederiz arkadaşım. Atar mısın domuz avı tutak? Güzel bir şey yapalım. Tek kurşun. Zaten başka kullanmıyoruz. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Bravo arkadaşım. Bravo. Bravo. Evet. Sevgili yalan doktoru, 5-12 Osman çaktı, kenara çekildi. Var satan dedi, çıksın dedi ama herhalde bu saatten sonra da artık siz atıcı da bulup attıramazsınız. Bu saatten sonra bilet de daha satamazsınız. İş bitti, tamam. İkinci tüfek çekilişi işim. Kulüp başkanımız Ünal Bey. Evet hocam. Evet, şimdi otomatik tüfek çekilişimiz var. Onun için de Süleyman abiden rica ediyoruz. Mübarek ellerini atsak. Estağfurullah. Bilal. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Karıştıralım. Karıştır abi. Karıştıralım. Bu ayakta olunca suçu olmaz. Bak iki tane çıktı. İki tane çıktı. Dalga çıkartın.